Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günlük vlog çekeceğim. Öncelikle makyaj masamı toplamayı düşünüyorum. Bir de banyoyu falan düzenleyeceğim. Şu anda da tipim için kusura bakmayın. Şimdiden gidelim. Bir de Bahadır'a bakalım o ne yapıyormuş. Aşkım selam ver bakalım. Selam merhabalar. Canlı yayındayız. Hiç Bahadır Akman herkesi bekliyorum. Her sabah saat 9:30 arası. Bahadır'ın takipçileri takip etsin. Bakın şimdi Bahadır ne yapmış biliyor musunuz? Yayın yapıyor ya, burada yanında da böyle vantilatör açmış ama kendine de gelmesin diye duvarı soğutuyor. Değil mi? Evet. Şuraya koysaydın ya, şuraya. Evet. Ha? Buradan yere bakarak W yapmayacaksınız beyler. Canım sıkıldı aşkım, video çekeyim bari dedim, ne yapayım. Ben de video çekeyim şu an. Tamam. Öptür seni bari. Bağrın dağınıklığına bakmayın. Çünkü biraz hasta kendisi. Burada böyle ilaçlar manaçlar. Mor var mı? Moru denesem o zaman direkt her... Makyaj masam birazcık dağınık. Birazcık o yüzden toparlayacağım buraları. Yani biraz da üstünü boşaltmak istiyorum. Çok dolu çünkü. İşte şurada tripodum var. Belki şunların üstüne ya da içine bir şeyler koyabilirim. Yerini şuraya alırım falan. Bir şeyler düşünüyorum işte. Dün de zaten biraz... Dur perdeyi açalım. Dün de biraz temizlik yapmıştım. Yorganları falan kaldırdım. Şöyle hurça koydum. Yani mecburen böyle koydum. Zaten illaki kaldıracaktık. Dursun biraz diye. Böyle şeyi geçirdim de. Neydi bunların adı ya? Pike. Şöyle pikeyi geçirdim çünkü. Artık havalar o kadar sıcak ki anlatamam size. O yüzden yorganları da yavaş yavaş kaldırıyorum. Şimdi önce şurada fırçalarıma bakalım. Yani fırçaların çoğunu aynı şeyde çıkılır. Aslında sadece far fırçalarını da yıkayabiliriz ama yıkamışken hepsini yıkayalım olmadı. Şöyle azıcık toplayacağım buraları. Şimdi çekmeceleri böyle boşalttım. Çekmecenin içinde görüyorsunuz fondöten değil de allık falan dökülmüş işte. Bunları sileceğim şimdi. Şimdi yerleştirelim. Önce şunları koyalım. Bu böyle hem maşa hem de düzleştirici olanlardan. Şöyle. En çok kullandığım ve benim hayatımı kurtaran dediğim ürünüm. Bunu Bahadır bana sevgiler günde almıştı yıllar önce. Düzleştiriciyi koyacağım. Bunu hiç kullanmıyorum neredeyse. Şu farım. Uzun sürede de kendime far almıyorum bu arada. Bu Revolution'un bir farı. Ama ben Revolution'un çıkınca gösterin bir farı var. Onu daha çok beğeniyorum. Bunları ben mesela o zaman aldığımda bir böyle paleti 100 lira falandı. Şimdi 150-170 falan olmuş. Bu Garderobs da aynı zamanda satışta ama hala satmadım. Bu hem allık. Ay. Şu kenarlar far, ortası highlighter olan bir palet. Artık atabilirim aslında ya. Bunu ben unutmuştum varlığını bile bu arada. Şu. İçinde de böyle topallıklar var. Bu bir kalsın. Devam edelim. Yine Revolution'un şu paleti var. Bu paletin de zaten şeyi neredeyse bitmiş. Şöyle mesela bunu hiç kullanmıyorum. Çünkü rengi bana aşırı koyu. Bu şekilde olan şeyleri bayağı geri koyacağım. Ya da mesela bu paleti. Hiç kullanmıyorum. Mesela benim ilk far paletim. Bu. Yani bu tarz vardı. Bu bitti sonra bunu bir arkadaşım bana vermişti. Hala duruyor. Bu şey çok seviyorum ilk. Hocam. İşte. Daha uzatmayalım da. Bu mesela bir allığım. İşte bu benim çok sevdiğim Revolution paleti. Bunu silelim.
Mesela bir de şöyle bir paleti var Revolution'ın. Bu palet normal diğer paletlere göre daha ucuz. Mesela bunu da daha önce göstermiştim diğer videomda. Bunu da yeni aldım. Bu da yine pastelin. Mesela şöyle aldıklarım var. Aldıkça çok fazla yok bu arada bende. Mesela dur şunu da silelim. Bunlar şeyde durduğu yerde batmış. Mesela bir de Farmasi'nin. Vereceğim hemen size. Üstüm de battı ya. Ay açamadım ya ben bunu. Farmasi'nin şöyle bir mesela allığı var. Bunları Bahadır'a almıştım daha önce ve hiç kullanmadı neredeyse ve içleri de bayağı dolu. Bunları ben banyoya mı götürsem acaba? Bu arada trash losyonu. Bu da nemlendirici. Aslında onun cildi çok kuruyor. Onun için almıştım ama. Kim nemlendiriciye? Çok da güzelmiş aslında. Ben bunları banyoya götüreyim en iyisi. Banyoda bir düzenleriz. Şimdi fırçalarımı yıkadım. Aynı zamanda süngerleri de böyle koydum peçeteye. Zaten ama çok sıcak. Hemen kururlar diye düşünüyorum. Bu organizer'ı da yıkadım. Yine bunu da yıkadım. Buna koyacağım fırçaları. Bu banyoda duruyordu. Artık burada dursun. Biraz böyle burayı softlaştıralım istiyorum. Çok kalabalık olsun istemiyorum. Bu arada sonrasında şunları da yıkadım. Bunlar aynanın, işte bunlar da yine takı organizer'ları. Bunlar da biraz tozlanmışlardı. Birazdan hepsini yerleştiririz. Şöyle. Bence güzel oldu. İşte masanın son hali bu. Şöyle hemen göstereyim. Ya bu şekilde küpelerimi takacağım bir şeyi koydum. Zaten biliyorsunuz bunu. Şöyle fırçalarımı koydum. Yine yüzüklerim, rujlarım ve makyaj malzemelerimi bu şekilde yerleştirdim. Yine burada bir aynam var. Çekmecelerde. Çekmecede pek bir şey yapmadım. Burada gözlük ve saatlerim var. Burada da toka ıvır görürseniz. Daha sonra şu çekmeceye bakarsak. Bunu zaten göstermiştim. Burada farlarım var. İşte burada bir tane de tarak geldi en son üstüne. Burada bronzer, işte highlighter veya allıklar. Burada da bunlar var. Banyoya bakacak olursak da bunun içindekileri de biraz değiştirdim. İşte mesela saç açıcı spreyim falan vardı. Onu falan kaldırdım buradan. Onun yerine şunları ekledim. Biri L'Oreal, birisi Elidor'un. Bunun bir katını makyaj fırçalarım için aldım. İşte burada da yine badenin şeylerini koydum. Bu da yine manikür için. Bu şekilde oldu. Oha, hava sıcak sıcak dedik, rüzgar esiyor. Ama bir şey diyeyim mi? Rüzgarı sıcak esmiyor mu ya? Gel. Ay ne kadar tatlış oldun sen öyle ya. Arkada yeşil ağaç falan. Bir Her de zaman ben tabii. Şimdi ne yapıyoruz? Markete gidiyoruz. Çünkü karnımız acıktı. Neden olmasın? Çünkü neden olmasın? Ne dedin aşkım? Bir şey mi dedim? Tell me. Karnımız her acıktığında markete gidiyoruz. O ne demek ya? Yemek almak için. Şimdi biz yemek yiyelim. Bakın yemek yerken Bahadır da oyun oynayacak bu sırada. Evet. Şimdi duştan çıktım. Saçım için kullandığım ürünleri göstereceğim size. Kafamda böyle şey gibi ama saçım biraz kuruması gerekiyor. Öncelikle şunu kullanıyorum. Morphos'un. Bunu bayağıdır kullanıyorum bu arada. Ama geçen Gratis'e baktığımda çok pahalanmıştı. Duşta
Bunu kullanıyorum. Bunu geçen videoda göstermiştim size. Saçımı boyattığım videoda. Saçımı boyattıktan sonra saçım daha çok yıprandı normal olarak. O yüzden bunu kullanıyorum. Bu bunu duşta kullanıyorsunuz ama yine de ben size bir göstereyim dedim. Saçlarımı yumuşacık yaptı geçen. Arada saçımı boyattıktan sonra kullandığım ürünleri daha da arttırdım. Şunu kullanıyorum. Pantene argan yağı. Bu arada bunu ben zaten yani bitince hep aldığım bir ürün. Yıllardır artık. Sonra bu Dream Long kullanıyorum. L'Oreal'in SF. Bunun şampuanını kullandım biraz önce de. Yeni aldım şampuanını. Bu bakım kremi olarak zaten işte saçı yıpranmadan falan koruyor diye. Sonra bu Elidor'un elektriklenme önleyici. Yani elektriklenme önleyici olsun diye aldım ama kesin elektriklenme. Yani şöyle evet saçımda bir elektriklenme olmuyor. Ama ben bir saçımın kabarıklığını giderir diye düşünmüştüm. Yani şuralardan böyle hep çıkıyordum. Ona bir etkisi olmadı. Onun dışında öyle krem diye kullanıyorum. Başka da kullandığım yok. Saçlarımı şey yaparken boyatmadan önce şunu kullanıyordum. Pantene'in bu turuncudan sarılaşma diye. Tabi artık saçlarımı sarıya boyattığım için kullanmıyorum bunu da. Bir de bir üründen daha bahsedeceğim. O da bunu da yine geçen videoda göstermiş olmam gerekiyor size. Bu da Sinoz'un bir yağı. Bu yağı da şey yapıyorum. Saçım işte kuruduktan sonra böyle bir taramak için, şey yapmak için biraz saçlarım yatışsın diye. İşte genellikle uçlarına sürdüğüm bir yağ. Zaten bunu ben yüzüme de sürüyorum. Vücuduma da şöyle göstereyim. Face, body ve hair olduğu için hepsini birlikte kullanabiliyorsunuz. Şimdi tırnaklarıma oje falan süreceğim. Şu geçen aldığım ojeyi süreceğim. Direkt bembeyaz olsun istiyorum. Çünkü çok büyük tırnaklarım yok. Ve aynısı sürmeden önce de şunu da göstereyim size. Instagram'dan zaten göstermiştim ama takip etmiyorsunuz eğer. Bu tırnak, bakıyorum. Tırnak ve tırnak eti bakım yağı. Meyli diye bir markanın. Yine bununla da ilgili Instagram'da paylaşı yapmıştım ama yine de size göstereyim. Bunu süreceğim işte. Bir manikür yapacağım. Sonrasında da ojemi süreceğim. Öyle sonra bugün Bahadır da şu anda bilgisayarda ne diyordu? PK yapıyor. Herhalde böyle deniyordu. Sonrasında işte birlikte bir dizi izleyelim diye düşünüyoruz. Bahadır Big Bang Theory izlemek istiyor. Üniversitedeyken biraz izlemiştik ama benim derslerim biraz daha yoğun olduğu için Bahadır benden daha çok izlemişti. O yüzden çok da hakim değilim. Ara ara video ben bazı bölümleri izlemiştim. Gözüme güneş geldiği için biraz şey oldu. Bu video böyle oldu arkadaşlar. Daha fazla günlük vlog gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şu anda şey oldum. Yüzüme nur düştü. Görüşmek üzere.